Merhaba arkadaşlar. Eyvallah. Merhaba abi. Hayrola usta? Canın sıkan bir şey mi var? Ya şunlara canım sıkılır be beter. Sabahtan şifa niyetine bir çay isteyen çıkmadı. Kesin batacağım ben. Sen canını sıkma ustacığım. Çay nasıl satılırmış göstereceğim şimdi sana. Gazetedeki haberi okudunuz mu? Çay içmek erkeklerde cinsel gücü arttırıyormuş. Hadi be. Ben mi diyorum? Köftelik kıyma. Doktorlar söylüyor. Aa, bir çay içeyim mi? Evet, buyurun. Cinsel gücü arttırıyor. Yavaş yavaş. Birer tane alın. Cinsel gücü arttırıyor. Buyur baba. Al şekilde al. Hadi al seni şekil. Haydi daha şey, tamam. Hadi bak. Al çayları al. Al bakayım şunu. Pardon Muharrem abi. Sen bir şey mi diyordun? Çay mı satılıyor diyordun yoksa bana mı öyle geldi? Biz ortada işletemedik be beter. Elimizde patladı. Yapma ya. Vallahi memlekette turist akını aldı başını gidiyor. Millet boş yatak bulamıyor. Bizim otelde bir tek turist yok. Hiçbir turist gelmiyor ya. Allah seni inandırsın. Odalar bomboş. Deme ya, ne yapacağım peki? Vallahi ne yapacağım? Bir keriz bulursam oteli satacağım, elden çıkaracağım. Senin tanıdığın bir keriz var mı? Kesin vardır. Keriz mi? Ulan eten keriz. Demek parasızım diye alay edersin benimle ha? Yaktım seni. Ne diyorsun beter? Yok mu keriz? Olmaz mı abicim? Bir keriz tanıyorum ki kaymaklı keriz. Oteli ona okutacağız. Yana satıştan %15 isterim ha. Sen bu oteli sat. %15'i cebinde bil. Bu iş bitmiş sayılır Ersin'cim. Şimdiden hayırlı olsun. Hadi bakayım. Hayırlı olsun. Neredesin be Beter? Gözlerim yollarda kaldı vallahi. Geciktim be Rıza'cığım. Çünkü azıcık zengin olmakla meşguldüm canım. Zengin olmak mı? Kimselere söyleme Rıza'cığım. Bir otel bulmuşum, pul çekiyor. Sahibi azıcık keriz bir adam. Kandırıp yarı fiyatını elinden alacağım adamın. Yok ya. Yeminle ya. Biraz sermaye bulabilsem zengin olacağım, zengin. Kaç para bu otel? Sana ne? Canım belki birlikte bir iş yapardık. Yok arkadaş, ben seninle iş yapmam. Sabah bana söylediklerini unutmadım. Bırak şimdi, o iş başka, bu iş başka. Oteli ben alayım, sana %5 komisyon vereyim. Ha ne dersin? Seninle işim olmaz. %5 de hiç olmaz. %10. Tamam o zaman. Tamam, geç. Güzel, buyur. Hadi bakalım, kutlayalım. İşte tamam, otel burası. Nasıl abi? Fıstık gibi değil mi? Ha? Fena değil. Fena değil olur mu abi? Otel hem çok güzel, hem de çok temiz. Değil mi Ersin'cim? Öyle tabii abicim. Civarın en güzel oteli burası. Hapsi! Aman abi ne yapıyorsun? Ben... Yüksek sesle hapşırma abi. Turistler yukarıda uyuyor, uyandıracaksın. Aman gözünü seveyim. Doğru söylersin beden. Evet, müşteriler var. Ayıp olur değil mi? Tabii abi. Maksat kaliteli hizmet. Bak Ethem abi, oteli almadan kaptın işe ha. Var ya, çok uyanıksın ha. Üyümek gibi olmasın, biraz yüreğim de. Ne demesin? Abi bir de içeriği görelim ha, ne dersin? Görelim de. Hadi bakalım, hadi. Şuraya bak abi, her milletin bayrağı var. İç dekorasyon da konuşuyor yani ha, bu arada. İyi güzel de beter. Bu eşyalar biraz eski mi ne? İyi bak Ethem abi, iyi bak. Eski dedi ya. Eski olur mu hiç ya? Yanılıyorsun abi sen. Antika abicim onlar, antika. Hepsi antika. Bak şu incelediğin vantilatör var ya abi, Sultan Abdülmecit döneminden kalma. Yok artık, uydurma şimdi. Sultan Abdülmecit döneminde elektrik var mıydı? Yok muydu? Yoktu tabii, o devirde elektrik olur mu hiç? Olmaz tabii abi. Bu vantilatör de manueldi zaten.
Ersinler bunu modifiye ettirip elektrikli yaptılar değil mi Ersin? Tabii tabii biz yaptık bunu. Abi ayrıca anahtarlığa dikkatini çekerim. Gördüğün gibi sadece iki odamız boş. Güzel. Tamam o zaman abi. Siz masaya oturun fiyat konuşmak için. Ben size soğuk bir şeyler alıp geleyim. Sağ olasın. Buyur abi. Hadi bakalım. Sahnesiz çıkacaksınız şimdi. Hazırız abi. Ha? Yalnızca bu iş karşılığında bize para verilecekti. Ne zaman vereceksiniz? Parayı son Ersin'den alacaksınız oğlum. Aman gözünüzün yanayın çocuklar. Şu Ethem'in yanında bir falso vermeyin. Sen merak etme abi. Falso verir miyiz hiç? Ha, unutmayın ha. İngiliz turistsiniz. Ne sorarsa yes no diyeyim tamam mı? Yes, we are English tourist. Aferin lan. Ben şimdi içeri giriyorum. Hemen arkamdan gelin. Hadi göreyim sizi. Garsona söyledim abi. Gazozlarımızı getirecek şimdi. Siz ne yaptınız? Fiyatta anlaştınız mı abi? Bu Ersin Bey çok para ister be beter. Fiyatta anlaşamayız. Hello mister. Biz oda istiyor. Müsaadenizle. Görüyor musun Ethem abi? Otel nasıl işlek? Koskoca turist kafilesi geldi. Bana kalırsa sen bu oteli kaçırma abi. Çok haklısın beter. Kusura bakmayın. Sadece iki kişilik boşanımız var. Tamam, nasıl olur? Tamam. Halledin şunu ya, geri dönmesin. Zaten bugün çıkış olan müşteriler vardı. Odalar boşalacak değil mi Ersin? Tabii bugün odalar boşalacak. Boşalan odalara da sizi üçer beşer yerleştiririz artık ha? Okey. Biz zaten başka otele gitmek istemiyoruz. Bu oteli çok seviyorum. Güzel. Kaçırma bu oteli Ethem abi. Sonra kafana çok tuvallar vurursun vallahi. Doğru dersin beter. Haklısın. Ersin Bey şu satış anlaşmasını bir an önce imzalasak diyorum. İmzalayalım da konuştuğumuz rakam değil mi? Tamam canım anlaştık konuştuğumuz gibi tamam. Tamam o zaman şuraları imzalarsanız otel sizindir. İki gün sabahı. Evet. Aa yazmadım. Bu sizde kalsın. Bu da sizin de benim. Bu da sizin tamam buyurun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bize hayırlı uğurlu olsun. bize müsaade. Müsaade sizin. Müsaade. Görüşürüz. Buyurun efendim. Allah! Nasıl kandırdık Keriz'i ama? Oteli yarım yapara kapattık. Vallahi çok uyanıksın Ethem abi ne diyeyim. Senin bu uyanıklığın karşısında resmen saygı duruşunda bulunuyorum abi. biraz üleyimdir yani. Yarın Keriz'in aklı başına gelince başını nasıl taştan taşa vuracaktır he? Birinin kafayı duvara vuracağı kesin Ethem abi ama korkarım o duvara kafayı vuran Keriz sen olacaksın. Herkese günaydın. Ekstradan bonjour, good morning ve good entak kardeşlerim. Sana da bonjour Beter Ali. Ayrıca ehlenme sevden şimşak. Eyvallah. Selam. Hayrola be Beter, o kutular ne öyle? Şu kutulara iyi bak Selim kardeşim. Şu andan itibaren kendi darphanemi açmış bulunuyorum. Yanlışım varsa düzelt abi ama darphane mi dedin? Biri darphane mi dedi? Ne? Darphane mi dedi? Aa. Ne darphanesi be? Yanlış duymadınız darphane kardeşlerim. Kendi paramı kendim basıyorum artık. Self servis. Hadi be oradan. Nasıl yani kendin basıyorsun abi? Bakın şimdi. Bu ne? Kağıt. Kağıt. Güzel. Şimdi bu kağıdı bu solüsyonun içine sokuyorum. Sallıyorum. Sallıyorum. Şimdi ne peki? Aa, $100. Allah Allah. Bakayım şuna be. Nasıl yaptın abi? Harbi $100 şipşak. İçinde teli bile var be. Biz bastık mı sahte para basmayız koçum. Harbi para basarız. Boşuna mı darphane diyorum yani? Nasıl yaptı bunu be Bete? Bize de öylesene be abi. Hadi. Amma safsınız ha. Hiç kağıdı solüsyonun içine sokunca para olur mu be abi? Oldu ama abi, gözlerimizle gördük. Siz öyle sanıyorsunuz oğlum. Bu zaten $100. Buraya gelmeden önce bu $100 şu boyanın içine koyup beyaza boyadım. Kağıt oldu. Sonra da size kağıt diye yutturdum bunu.
Sonra bu solüsyonun içine sokunca ne oldu? Boyası aktı, yine eskisi gibi $100 oldu abi. Siz de kağıdı $100 çevirdim sandınız. Vay be, üç kağıda bak sen he. Bu çok bilinen bir numaradır. Şimdi eteme bu üç kağıdı açacağım, sakın söylemeyin ha. Allah, bize eğlence çıktı desenize. Söyler miyiz ki abi? Dün gecenin intikamını fena alacağım ondan. Göreceksiniz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyidir Ethem, hoş geldin. Ethem abi, Beter Ali kendine darphane kurmuş biliyor musun? Bir ilacı var, kağıdın üstüne sürüyorsun, anında dolar oluyor. Hadi canım oradan. Boşmaz! Bu meseleyi kimseye söylemeyeceksiniz, aramızda sır olarak kalacak demedim mi ben size ha? Ethem abi yabancı mı? Yabancımız olsa gene iyi. O benim can düşmanım ve bilmiyor musun? Nasıl söylersin ona? Bir dakika, bir dakika. Durumu Selim'in dedikleri. Olur mu hiç öyle şey ya? Aklın alıyor mu senin? Kağıdı ilaç süreceğim de dolar olacak. Neyim ben, sihirbaz mıyım ya? Bence de olmaz ama. E ayıp edersin ama Beter. Niye gerçeği tedden saklarsın? Tabii abi, o da bizim bir abimiz Şipşen. Ona da göster şu ilacı be abi. Ha? Allah Allah. Biz de görelim şunu bir be. Olmaz kardeşim. Ya bir kere göstersen ne olur? Hiç bir hukukumuz yok. Gösterme Beter, yazıktır. İyi tamam. Bir kere gösteririm. Göster, göster. Söyle bakalım. Bu ne? Bildiğimiz kağıt. Çok güzel. Şimdi bu kağıdı bu solüsyonun içine bırakıyorum. Sallıyorum. Ha. Sallıyorum. Seyret şimdi, tamam. Ve çıkarıyorum. Şimdi bak, ne oldu baba? Ver bakayım şunu. Ardi $100 bu be. Ya demiştik değil mi? Gösteri bitmiştir. Yayında ve yapımda emeği geçenler adına teşekkür ederken bir sonraki gösterimizde buluşmak dileğiyle abi. Beten, şu ilacı sat bana ne olur. Hayda. Ya git Allah aşkına abicim, satılık değil o abicim, boş ver. Kaç para istersen vereyim. $5000 vereyim. Onu bu ilaçla bir dakikada yaparım abi ben. Niye satayım ki? Yapma be Beten. Elini ayağını öpeyim. Şu ilacı bana sat. Ocağına düştüm. Çok lazım bana. İyi tamam. Satmıyorum ama. Bunu sana hediye ediyorum. Aha, sen de bu $5000 bana hediye ediyorsun abiciğim. Yoksa bunun fiyatı bu değil yani. Tamam, oldu. Hediye ediyorum. Hadi bana eyvallah. Görüşürüz. İyisin Ethem abi. Vay Ceniz vay be. Kağıdın dolar olmadığını öğrenince ne olacak acaba? Çok merak ediyorum ha. Aklıma bir üç kağıt geliyor ama bilmem ki. Anlat baba, hadi. Diyorum ki sultanla sana imam nikahı kıyalım. Tamam medeni nikah gibi olmaz ama en azından adamlar evli diye sultan almaktan vazgeçerler. Olur vallahi. Zaten muhafazakar bu adamlar. Medeni nikahı bakmazlar ki. Ya olur mu abi ya? İmam nikahı yasak bir kere. Hem nikah kıyacak imamı nereden bulacağız? Gerçek imam bulmamız gerekmiyor ki oğlum. Sahte imam lazım bize. Sahte bir nikah kıyacağız. Maksat adamları kandırıp göndermek. İyi de abi, söyler misin bana? Biz daha gerçek imam bulamazken sahte imamı nereden bulacağız ha? Sence? Bize imam kardeşim. Aa, hakikaten de imama benzedin ha. Hiç kimse bunun imam olduğuna inanmaz Bala. Baksana yüzünde nur yok bir kere, değil mi nene? Haklısın. Ya. Bunun her tarafı ayrı oynuyor be. Hop hop kardeşim, ayıp oluyor biraz. Sahte de olsak bugüne bugün imam sayılırız. Saygılı olun azıcık. Beter Ali olduğum anlaşılmıyor değil mi Muharrem? Vallahi bilmem ki. Firot! Firot! Sultan geliyor. Bakalım tanıyacak mı? Hadi geç, 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 geç. Mezunlar, ne oldu be Ferah? Niye çağırdın beni? Ay bu nasıl? İmam efendi niye gelmiş? Ödül falan mı vardır? Sultan beni imam sandıysa makyaj başarılı olmuş demektir. Makyaj mı? Ya anlamadın mı Şahanem ya? Böyle imam olur mu hiç? Şunun mendebur suratına bak hele. Bak 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 bak. Beter Ali bu ya. Aa, hakikaten be. Hiç dikkat etmemiştim mendeburluğuna. Beter Ali bu ha. Ya. Ayıp oluyor ama Sultan. Ayıp oluyor. Aman be, şaka yaparlar. Yapmayın be. İyiydi, niye imam kılığına girdi bu? Çerebaşı ile oğlundan kurtulmak için. Seninle imam nikahı yapmış gibi yapacağız yani. Pardon canım. Anlasana Sultan. Sen Ferhat'la nikahlanmış olunca ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Adam zaten evli olan bir kadını gelin olarak alabilir mi Şahanem he? Alamaz. Şimdi çaktın mı olayı? He? O zaman
Hadi gidelim bize. Anamın kesin kalbine iner ya ölürse. Ya ölsün dertli şahanem. Nasıl olsa yanımızda imam var. Bak, da imam. Hadi bırakın zemzekliği de gidin artık. Herkese en asusundan günaydın icabında. Günaydın. Günaydın abi. Muharrem herkese bir çay çek benden. Hayırdır inşallah. Aa, benim olduğum yerde sen nasıl çay ısmarlarsın Kerkenes? Çaylar benden Muharrem. Ben dururken o ısmarlayamaz. O kadar. Ben geliyor çayları Reten. Ne haber? Çayları ısmarlamış olabilirsin ama börekleri ben ısmarlayacağım. Rıza koçum şuradan börek kap getir. Hemen abi Şipşak. Olamaz. Benim olduğum yerde börekleri ben ısmarlarım. Nuri, hah, al şu parayı börek al gel. Hemen Ethem abi. Nasıl geliyor oldu ya? Aynalı sazanım benim be. Sağ ol Ethem. Sayende sabah sabah hem çay içeceğiz hem de bedava börek yiyeceğiz. Çayları filiz içmeye giriyiz. Hey millet! Var mısınız Ethem Nazlıcık eğlenmeye? Ne yapacağız abi? Ne mi yapacağız? Şu şişenin içindeki aspirini kendisine görünmezlik kapı diye satacağım abiciğim. Ya git be. Hayatta inanmaz. Ethem salak mı o kadar be? Ben inandırırım arkadaş. Selim, sen şu kapının önünde nöbet tut. Ethem gelince haber ver tamam bana abi. Tamam mı? Benim adım Beter. Tezgahımı hazırladım bile kardeşim. Şşş, Ethem abi geliyor. Toplanın, toplanın çabuk. Merhaba kim istiyor arkadaşlar bu abi? Sıraya geçin kardeşim sıraya. Ne olur be, ne istersiniz? Beter'de bir hap var Ethem abi. Görünmezlik kapı. Hah, içince görünmez oluyor musun Şipşak? Kimse görmüyor mu seni abi? Ya kardeşim, niye söylüyorsunuz Ethem'e ya? Kimse söylemeyeceksiniz demedim ben size. Yok size atma, tamam hadi. Tamam abi ya. Ya, ya, ya. Abi, ben sana dedim ben ağzına bakla ıslanmaz ya. Sana dedim abi ya, dinlemedin. Hadi be oradan. Görünmezlik kapıymış. O ap kafa yapan aplardan bence. Baksanıza hepinizin kafaları o biçim olmuş. O biçim olmasa görünmezlik kapına inanır mısınız? Ethem, hakikaten görünmezlik kapıdır be. Yazıklar olsun sana Muharrem. Bir de muhtar olacaksın. Böyle saçmalıklara mı inanırsın? Ya Ethem abi, hakikaten görünmez olursun be apı yutunca ya, gerçekten. İnanmam arkadaş. Muharrem, sen bana bir çay versene. Tamam. Ben seni inandırmasını bilirim. Aç bakayım ağzını abi. Aç, 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 aç. Aç, 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 aç. Abiciğim, Saddam bile bu haftan aldı, altı ay görünmedi. Abi, Amerikalılar kafayı yedi ya. Tabii. Ethem nereye gitti be? Bilmiyorum abi. Ethem abi, neredesin ya? Ethem abi. Ethem abi. Ethem abi. Ethem abi. Şuraya koy istersen. Ethem abi. Ethem abi. Abi nerede görünüyor ya? Ethem abi. Ethem çayını getirdi be. Aa nerede bu adam ya? Ethem. Hakikaten görünmez mi oldum ben şimdi be? Hah ses buradan geliyor. Ethem ne taraftasın? Yanındayım hemen seni. Görmez misin beni be? Ethem. Neredesin bak bakalım. Boy aynasında görüyor musun kendini? Ha, hakikaten görünmem aynada be. Siz de görmez misiniz beni? Abi görsek böyle şaşkın ördeğe dönmeyiz herhalde değil mi? Hadi neredesin Ethem? Şu ilacın parasını ver ya. Beni görmesin ama parayı görürsün değil mi? Gel paraya gel. Görürüm, görürüm. Aa, Ethem abi nereye gitti ya? Ethem abi? Nerede? Nerede Allah bu adam? Ethem abi. Nerede bu adam be? Ethem abi. Ethem abi. Ethem abi. Ethem abi neredesin ya? Muharrem abi ne vuruyorsun ya? Ben vurmadım. Deli misin desin kardeşim ya? Kim vuruyor değil mi? Ethem abi vuruyor. Ethem abi vuruyor galiba. Abiler. Allah. Eyvallah. Ver, ver. Güzel. Muharrem. Gel, gel, gel. Gel. Ne olur be? İnternetin bağlantısı tamam abi. Şimdi ne olacak? Ne olacağı var mı abicim? Para kazanacaksın Muharrem, para. Beyler, internet hizmetimiz başlamıştır. Hepinizi internetimizde görmekten memnunluk duyacağız. Buyurun, buyurun. İnternete girip de ne yapacağız ki Muharrem? Ne demek ne yapacağız? Şey yapacaksınız. Hakikaten be, internette ne yapacaklar Beter? Ne yapacağızı var mı be bulgur kırıkları? İnternet demek ne demek? Ne demek? Ne demek? İnternet demek bilgi demek, bilgi. Nasıl yani? Şöyle yani kardeşim,
Kafana ne takılıyorsa giriyorsun internete, yazıyorsun arama motoruna, sana şıp diye aradığın bilgiyi getiriyor. İyi de biz bilgiyi ne yapacağız ki abi? Öğrenci miyiz biz? Delikanlıyı bozar baba böyle motor falan. Hadi biz dalgamıza bakalım abi. Bana lazım olan bilgi Euro'nun o gün kaç para arttığıdır. Onu da televizyondan öğrenelim zaten. Gördün mü Beter? Elimizde patladı internet. Sen hiç merak etme. Ben şimdi bu sazanların anladığı dilden konuşacağım. Bak şimdi. Beyler! Bir de bu internette sohbet odaları varmış biliyor musunuz? Bir sürü kadın bu odalarda sevgili arıyormuş. Sevgi mi arıyorlar? Allah'a yürüyün abi. Sevgili arıyorlar abi. Ya yavaş beyler yavaş. Allah Allah sırayla. Saati 3 milyon ona göre ha. Duydunuz kadın lafını nasıl topuklayıp geldiniz değil mi? Aşk olsun. Kadınla ne alakası var abi? Biz bilgi toplamak için gireceğiz internete Şipşak. Tabii abi. Bilgi toplumunda yaşıyoruz icabında. Hani er işin başı bilgi. Öyle değil mi Ethem abi? Tabii tabii. Bilgi çok önemli. Ben matematiğe çok kafa yorarım mesela. Tabii tabii biz de. Hadi canım. Sizin matematik olarak kafa yorduğunuz tek şey 90-60-90. Yalan mı? Selam beyler. Herkese günaydın. Günaydın Ferhat. Günaydın. Ne haber abi? İyidir canım kardeşim. Ethem'cime çorap ördüm, onu bekliyorum. Ya bırak ya, hayatta inanmam. Sen Ethem'e çorap öreceksin ha? İnan Ferhat'cığım. Çünkü ayağına değil, Ethem'in başına çorap ördüm. Bak bir gelsin nasıl eğleneceğiz biliyor musun? Senden de başka bir şey beklenmezdi zaten. Şunu bileydim be. Selim. Buyur abi. Al şu mektupları canım kardeşim, sok cebine. Ethem gelince Pembe ablam size mektup gönderdi deyip şunu bana ver, şunu da Ethem'e. Yes mi canım? Yes aslanım abi. Aslanım be. Eyvallah. Ethem geliyor millet. Ey canımdan çok sevdiğim insanlar, hepinize günaydın. Günaydın Ethem günaydın abi. Günaydın Ethem kardeş. Az önce sadece insanlara günaydın dedim ben. Çok rica ederim, hayvanlar üstüne alın. Adamı böyle bosbar ederler Peter. Yaşa be Ethem abi, kodun lafı. Ethem abi, bak ablam bu mektubu sana gönderdi. Bunu da sana Beter. Yapma ya. Ne mektubuymuş bu böyle? Allah Allah, mektup mu? Ne yazdı acaba? Sevgili Ethem, ben Pembe, artık evlenmek isterim. Allah yaşasın! Fakat senle Beter arasında kararsız kaldım. Hanginizle evlensem bilemiyorum ki. Ethem'le mi? Ethem'le mi? Hiç boşuna heveslenme. Asıl sen heveslenme, Pembe'yle ben evleneceğim. Görürüz. Hayır. Hanginizin çok sevdiğini anlamak için size bir test yapacağım. Test şudur canım. Hanginiz beni çok seviyorsa karı kılığına girip mahallede öyle dolaşacak. Ne oluyor be Ferhat? Bilmiyorum enişte ama çok civcivli bir hikaye başlıyor, orası kesin. Pembe kafayı yemiş. Hayatta yapmam ben. Neyi yapmazsınız be abi? Yok bir şey. Beni gerçekten seven erkek karı kılığına girip mahalleye rezil olmaktan çekinmez. Aşkı için her şeyi yapar. O yüzden bu testi seçtim. Çok mantıklı be. Muharrem. Efendim? Bu yakınlarda butik falan var mı ya? Sen bilirsin. Şu ileride bir butik var ama ne işin olur senin butikte be Beter? Yok bir şey. Allah, Beter karı kılığına girecek galiba. Pembe de gidiyor. Bir şeyler yapmak lazım. Pembeyi sana yar etmem Beter. Ethem abi, nereye? Bir işim var Rıza'cığım, geliyorum. Allah Allah. Allah Allah. Ya ne oldu abi ya, niye gülüyorsun? Sazan oltaya geldi, ona gülüyorum. Ya hiçbir şey anlamadık biz bu işten be Beter. Anlarsınız, anlarsınız. Oh, anam maşallah, neyse kokarlar Sultan. Ben çiçeğe gidiyorum. Oldu. Aman kim bu saatte? Önümü aç, önümü aç, önümü aç. Aa, kim o be? Kim kızı? Aa. Kimmiş kızı? Bu ne abi, Ethem abi? Ay. Ay, Ethem abla desen daha doğru olurdu Sultan. Ethem?
Ana, ayrola. Sendeki bu küse, küse değişikliği anam. Kime borçluyuz? Etemah be, ne olmuş buna böyle? Ya var ya, çok para insanı sapıtır derler de inanmazdı. Doğruymuş. Vay be, demek buydu tezgahın Ebetler abi. Sana geldim bebeğim. Öyle mi? Hoş geldin canım da, yanlış günde geldin. Bugün kadınlar günü yok, sen git sonraki. Yok bebeğim, yani senin için bu kılığa girdim ben. Benim için mi? Ana, sen bu kılıkta ancak benim. Bakayım sen şöyle bana bakayım, ha dünya ahiret bacım olursun kız. Yalnız Ethem abi, tebrik ederim. Çok iyi dönmüşsün ha. Çok kral gacı olmuşsun be. Gözlerini... Ay, erkekliği pek bir alta benzemezdi ama... maşallah karıları çok şükür gacı olmuş ha. Bebe, sırf sen mutlu ol diye bu kulağa girdim ben. Allah seni ne kadar çok sevdiğimi. Ne diyorsun, artıkım benimle evlenecek misin? Bak, canım benim. İyi de yani bizim de Türkiye'de öyle karı karıya evlenmek yok. Londra'ya gitmemiz lazımdır. Evet. Ya kızana Allah seni ne yapmasın, çatlak kacı. Gerçekten yani vallahi. Kimdi kız o? Eğitim muydu? Eğitim. Eğitim. Eğitim John muydu? Eğitim evlendi ama Londra'da evlendi ya. Kız. Maşallah anam sen ne güzel bacı olmuşsun ha vallahi. Şimdiye kadar erkek olarak durdun kabaya. Maşallah. Fıstık gibi olmuştun fıstık. Nereden esti böyle? Ne demek neden esti pembe? Sen mektubunda beni gerçekten seven, benim için karı kılığına giren... onunla ancak öyle evlenirim diye yazmadın mı onun için? Nedir bu? Hı? Bir dakika şimdi. Ne mektubu? Ne diyorsun anam? Sen sana geldiler mi? Ne oldu? Benle Beter'e gönderdiğim mektuplar işte. Ana anan gut konsantrasyonu. Ben kimseye mektup falan göndermedim. Ne? Göndermedim mi? Ama nasıl? O zaman bu mektubu kim gönderdi? Ben gönderdim Ethem. Pardon, pardon. Yoksa artık sana Ethem'e mi demedim ha? Ethem abi, sen oyuna nasıl geldin ama? Zaten gelmeden yedim seni ulan. Ye ulan onu. Yedim, ye. Hayrola Beter? Elde defter kalem. Ne yapıyorsun? Anılarını mı yazıyorsun? Cennet mahallesini çok sevmiştim. Daha güzel oğlum. Ethem'e çok baba bir üç kağıt hazırlıyorum. Var ya acayip eğleneceğiz. Nasıl bir üç kağıt be Beter? Bu defteri Ethem'e büyük kitabı diye kakalayacağım. Yalnız tribünde oturmak yok arkadaşlar. Siz de dahil olacaksınız tezgah, tamam mı? Ne diyorsunuz? Yes mi? Yes ama biz ne yapacağız be abi? Ethem'i inandırmam için birkaç büyü denemesi göstermem lazım. Yoksa Ethem çakılı hayatta inanmaz bu numaraya. Büyü denemesi nasıl olacak abi? Bir kere de lep demeden anlayın şu leblebi be kardeşim. Ethem buradayken ben bu defterden abuk subuk laflar okuyacağım böyle. Size büyü yapıyormuş gibi yapacağım. Siz de bu büyüden etkilenmiş gibi yapacaksınız. Böylece Ethem gerçekten büyü yaptığıma inanacak. Ha, şimdi jeton düştü. Yani. Sizin jetonlar kara ya, böyle geç düşüyor biraz. Çok eğleneceğiz be abi. Hem eğleneceğiz, hem Ethem'e küçük çapta bir mali kriz yaşatacağız. Şimdi kulağınızı açıp beni dinleyin. Size neler yapacağınızı anlatacağım. Anlatma Beter. Ethem şepeğini tefe koyalım azıcık. Hepiniz anladınız değil mi ne yapacağınızı? Anladık abi. Ha? Tamam abi. Geliyor abi, geliyor. Ethem abi geliyor. Hadi, hadi, herkes yerine. Aman yüzünü seveyim, bir faso vermeyin ha. Merhaba. Merhaba abi. Merhaba. Hoş geldin Ethem. Rıza'cığım aramızda kalsın. Bu kitap ünlü büyücü Gandalf Efendi'nin büyük kitabı Yıldızname'dir. Çalışmaya antrak. Bundan böyle her işimi büyüyle halledeceğim. Aynen Dolce Vita hayatı yaşayacağım. Ooo, desene bundan sonra kralsın abi. Paraya mı sıkıştın? Hokus pokus gelsin paracıklar şimşek. Ama salaksın be Rıza. Hiç büyük kitabı diye bir şey olur mu? Kıtır atıyor inanma. Erkete yatıp sen bizi mi dinliyorsun be Ethem? Ha? Ayıptır be, yaşından başından utan. Esas sen utan. Rıza Safteri'ni kandırmaya utanmaz mısın? Yok büyük kitabıymış, artıkın büyü yapacakmış da... sen şu sıralar çok Harry Potter seyrettin galiba. Şimdi sen bana yalancı diyorsun öyle mi Ethem? Şimdi sana bu büyülerin gerçek olduğunu ispatlarsam ne diyeceksin?
Eşek gibi anılacak mısın herkesin ortasında? Yapamazsan sen anılacak mısın peki? Tamam, anlaştık. Bak şimdi rastgele açıyoruz Yıldızname'yi. Unutturma büyüsü çıktı. Şimdi aynen uyguluyoruz büyüyü. Muharrem. Buyur Petet. Şu bizim çay borcunu getir bakalım abicim. Bakalım neymiş günahımız. Tamam. 120. 36 da burada. 156 kağıt borcu var Petet. Ha. Astarabis. Kastarabis. Yellow label this unutabis. İş borcun yoktur Beter. İyi günler. Vay be. Abi hakikaten işe yarıyormuş ha. Muharrem abi borcu unuttu. İnanmadıysan bir büyü daha yapayım sana Ethem'ciğim. Ha? Bak şimdi. Rüstem. Buyur Beter abi. Dans büyüsü. Bak. Ansit mi? Ansit mi? Matahari. Hari Rami. Can you dance with me? Shut up! Bob! Allah Allah! Ne oldu bana böyle ya? Niye terledim? Ya Allah Allah! Gerçekten de işe yararmış bu kitap Beter. Ne olursun sat bana bunu. Hani eşek gibi anıracaktın sen burada, ne oldu? Bırak şimdi anırmayı. Bak. Temizinden 1000 euro çalışır sana, bana sat. Yok arkadaş, sen şimdi buradaki aşk büyüsünü gider pembeye yaparsın. Pembeyi kendine aşık edersin. Sonra ben ne yaparım ha? Aşk büyüsü mü? Pembe mi? Bak, burada 3. sayfada... bunu kim kime karşı okursa, o ona aşık olur. Ciddi misin be? Ha. Dur bakayım, ne yazar orada? Oku baba. Rebnit Blatba. Ethem'im, biricik aşkım benim. Gel. Ne olur be? Ethem. Ethem ne yaptın ya? Bir yüzaya karşı okudun, çocuğu kendine aşık ettin. Erkeğim benim. Kaslı erkeğim. Şişir kaslarını, şişir. Görsün amcalar, şişir. Arnold'um benim. Ethem. Çekişim başımda be. Çekişim. Büyüyü bozmayı biliyorum Allah'tan. Peki Dalabussa. Arakis. Marakis, Bilakis, Ethemis, Brakis. Ne işin var benim bunun kucağında ya? Fabrika ayarlarına döndü nihayet. Bede, kurban olayım. Sat şu kitabı bana. Yemin et bu büyüyü pembeye yapmayacağına. Oo, ayıp edersin be Beter, erkek sözü. Evet. Ha, hadi görelim paraları. Al. Para sana, kitap para. Bana müsaade, azıcık işlerim var da. Eyvallah. Jack! Gördünüz mü nasıl oyuna geldi Sasan? Kesin Pembe ablaya gidiyordur abi. Hadi takip edin. Aa, evet, hadi Şimşak. Hadi fırlayıp bu cümbüşü kaçırmayalım baba. Aç kapıyı, Pembe. Kırma kapıyı. Kız kimdir bu kapıyı kıran? Besim'den ayı falan mı kaçtı yoksa? Anam, hakikaten tek kaçmamış bizim malin Ethem'miş gele. Kırarsın kalbimi ama Pembe. Kafanı kırmamdan daha iyidir. Hadi konuş, evet hadi. Ne geldi kapıma? Bir saniye Pembeciğim, sana bir şey okuyacağım. Ha, neredeydi bu? Ah tamam, buldum. Neb-nib-mulat-ba. Neb-nib-mulat-ba. Bu ecnebice küfür mü edir bana lan? Ne ben senin Necip Rabba? Cülaleni mi ulatma ben? He. Allah Allah. Büyü işe yaramadı. Hani biz senin bu lafı duyduktan sonra hemen bana aşık olup kucağıma atlaman gerekiyordu Pembeciğim. Aman bu ne diyor be? Ne diyorsun sen? Ne atlaması kucağıma? Ethem abi büyücülüğe mi başladın? Aşk büyüsü. Bu kitap meşhur büyü kitabı Yıldızname'ymiş. Bu büyülü lafı kime okusan o sana aşık olur. Hadi deli konuşma. Hiç öyle şey olur mu? Nereden buldun bu kitabı? Beter'den 2000 euroya aldım.
Bakayım o kitabı sen bana. Nep rip blatba. Nep rip blatba. Allah seni kahretmesin. Bir de sen oku bakayım bir daha. Ama tersinden oku, bağıra bağıra, yüksek sesle. Oku, bak o zaman büyü oluyor. Tabii pembeciğim, seve seve. Ben bir aptalım. Bir daha oku. Ben bir aptalım. Oku. Ben bir aptalım. Ben bir aptalım. Ha şunu bileydim ben. Aa, ne dedim ben? Tersinden ben aptal mıymışım? Vallahi Ethem'ciğim, tersinden de düzünden de aptalsın be. Sen aptalmışsın. Günaydın Cennet Mahallesi. Geldi geli deli. Kerizler Şahı Ethem Beyefendi gelmediler mi daha? Yo, gelmedi abi. Güzel. Var ya, Ethem Şapşalı'na öyle bir üç kağıt hazırlamışım ki yerlere yatacaksınız gülmekten. Nasıl bir üç kağıt bu abi? Şu elimde görmüş olduğunuz tahta kale işi gözlüğü, Ethem'e çıplak gösteren gözlük diye satacağım. Tabii ikizlerin de yardımıyla. Nuri, sen kapıya git, Ethem gelince haber ver, tamam mı? Tamam abi, gideyim hemen. Ethem bu numarayı yiyecek kadar salak mı? Selim bile yemez bunu be. Geliyor abi, geliyor. Ethem abi geliyor. Herkes dışarı. Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi kalk, kalk, kalk. Abi ya. Kardeşim çıkmanın şart. Herkes dışarı. Herkes çıksın dışarı, çabuk. Haydi, 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 haydi. Sen şuraya otur. Tamam. Metin, sen üstünü çıkarıp ocağa saklan, çabuk. Günaydın. Nereye gider bunlar böyle? Bir işleri varmış da. Hayrola Beter? Ha. Yeni fotoğraf makinesi mi aldın? Gözlük kutusu bu. Aa, yüzük mü takmaya başladın yoksa? Bu gözlük ne biliyor musun Ethem? Kulaklarına inanamayacaksın. Çünkü çıplak gösteren gözlük bu. Aa, hadi oradan be. Ben böyle tuhaf geyiklere inanacak kadar salak mıyım? Dedim sana kulaklarına inanmayacaksın diye. Ama gözlerine inanırsın herhalde, değil mi Ethem'ciğim? Ha. Önce şu masadaki çayını karıştıran elemana di bak. Baktım. Tamam. Çok değerli bir alet bu, kırılmasın, aman. Dikkat. Evet. Şimdi bak. Aa, ama nasıl olur? Çıplak bu. Gözlerine inanacaksın dedim ama. Aman, 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 çok hassas gözlük bu. Şimdi bak. Aa, geyik. Şimdi inandı mı bunun çıplak gösteren gözlük olduğunu Ethem'ciğim? Nasıl inanmam Beter'ciğim, nasıl inanmam? Beter, bu gözlüğü satar mısın bana be? Yani şimdi sen param var diye bu gözlüğü elimden alacağını mı sanıyorsun? Aa. Olmaz kardeşim, 1000 euro da versen satılık değil bu. 1100 euro. Al bak, 1000 burada var. Al, 100 de bu. Söz ver ama, bu gözlükle pembeye bakmayacaksın, tamam mı? Bakarsam ne yapıyla olayım. Al, hayrını gör. Şunu da al, temizlersin. Gördünüz mü nasıl geldi ortaya aynalı sazan? Sen de kork hayat taş olur Betim. Geç geç. Allah'ım, Allah'ım, sana şükürler olsun. Nihayet pembeyi rüyalarımda gördüğüm gibi görebileceğim. Gözlük Selim'i de çıplak gösterir be. Pembeye söylesene aşağı gelsin Selim. Abla, Ethem abi seni çağırıyor. Şu gözlüğün lekelerini sileyim de pembenin o pürüzsüz vücudunu pürüzsüz göreyim ha. Ayrola, iğrenç fazlası. Ne var ulan bu soğukta, ne çağırdın beni kapının önüne? Sen de şöyle açık açık konuşmaya geldin pembe. Her şey açık açık, şeffaf. Olamaz. Ne olamıyor? Bu gözlük seni çıplak göstermiyor pembe. Tübe tübe, günse sapık mısın nesin sen? Niye beni çıplak göstersin lan gözlük? İyiliğim görmez misin ki sen? Gözlük çıplak gösteren gözlük pembe. Beterden 1100 liraya aldım bunu.
çıplak göstermesi lazım senin de. Beni çıplak görmek için göğsük mi aldın? Ay seni cinsiz sapık. Bana öldürmez miyim şimdi ha? Öldürmez miyim lan? Bakın abi bizde öyle alavere dalavere üç kağıt olmaz. Bizans sikkesi diyorsan Bizans sikkesi bunlar. Müzeden gafdiledim. Eminsin değil mi? Bunlar daha önce gördüğüm Bizans sikkelerine pek benzemiyor da. Sikke sikkeye benzemez abi. Bunlar Bizans kralı 3. Gustinius... sallayamıyorsunun kendi adına bastırdığı sikkeler. Ha, öyle mi? Tabii abi. Bütün Bizans bu parayı kullanırmış o zamanlar. Çünkü bunun sahtesini yapmak mümkün değilmiş. Ya. Ama bunun üzerinde İngiliz kraliçesi Elizabeth var. İngiltere demek değil mi o? Bizans'la ne demek alakası? Ne alakası var? Aşk olsun. Seni dolandırıyor muyum yani abi? Bizans o zamanlar neredeydi sayın abicim? Soralım. Neredeydi? Neredeydi? İngiltere'de değil miydi? Yani öyle bir şey dedin ki abicim. Seni de duyan Bizans hakkında hiçbir şey bilmiyorsun sanacak. Yok canım, tabii biliyoruz. Bizans o zaman İngiltere'deydi. Maşallah. Tarih profesörü gibisin be abi. Seni dolandırmak mümkün mü? Şu gözlere bak. Cin gibi maşallah be. Neyse ben parayı alayım abi. Yaşa. Buyur baba, hayrını gör sikkelerin. Allah, sikkelere bak. Segefe, segefe, ay, se, se. Ethem abi, saç sen diyorum ha. Saç Ethem abi, saç. Saç, Ethem abi, saç. Saç Ethem'im, saç. Dumanların aşkına, Sipali'nin aşkına saç be. Euro saçarım ben de pembeciğim. Paraların efendisidir Euro. Tabii. Paraların efendisi olsa ne yazar kardeşim? Kağıt değil mi he? Neticede? Altının yanında lafı mı olur? Hadi bakayım. Saç 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 saç. Çiğ çiğ altın bunlar. Çiğ çiğ altın bunlar. Hadi bakayım. Hop abla. Hoppa. Ana. Hop. Altın saçar be. Ana. Al şunu. Altın. 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 Altın, al şunu. Hakikaten altın saçar be. Ay, anam ama bir gün sana kartı yazdırır. At anam, at, at. Yaşa bir. Atam, at, at. Al altın, at. Atam, at. Kaleciyim ben, iyi tutarım, at. Hop, hop. Hoppa. At, 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 at. Hoppa. At. Oh, altınlara bak. Gerçek altın değil mi teyze? Ve nasıl gerçek değil? Ulan gerçekten de saklıymış. İngilizlerin bozuk parası bu be. Altı suyu da batırmışlar. Dıngası kırık beter, baytap geçer bizle. Öztaki burusuna tükürdüğümünün şeyi, ayarsızı. Ulan işi gücü bize baytap geçmek ha. Allah'ın cezası. At, hop, hop. At abi. Hoppa. Hop. At abi at. Ferrat delirdin mi? At. Sirklerde kediye çıkmış köpekler gibi. Ne hoplayıp zıplıyorsun? Aa. Dur. Ne? Nasıl dur? Dur. Adam altın atıyor be. Dur olur mu be? At abi at. Bak sahte bu altın. Bir bak. Bak sahte sahte. Hakikaten de sahteymiş. Aşk olsun be abi. Bozuk para gibi harcadın beni be. Rezil ettin beni be. Utanmaz. Şaka yaptım size be Ferhat. Amma geldiniz tez ya. Seni gidiyor havası kaçmış. Tekeri yan yatmış. Şahsiyeti kağıt helvadan mamur şampuan. Ulan sırf bizimle maytap geçmek için gittin. Paraları altın suyuna batırdın getirdin. İşin gücü yok mu anam seni? Altın! Bir altın düşürmüş buraya. İnanmıyorum. Aa! Bir tane daha. Bir tane daha. Aa! Bir altın da. Altın tarlasına mı düştün be? Aa! Bir altın. Ne oldu Ferhat'cığım? Altın madeni damarı mı buldun yoksa? Ben senden amma safsın be Ferhat abi. Beni yine kilitledin değil mi abi? Aşk olsun ya. Çok saf bu olan ya. Gülme lan sen de. Kardeş.
Oh be! Gencüse, yenerler Rıza'yı Gencüse baba. Hadi bakalım. Ah. Düşeş, altı kapı. Okullar tatil. Ben salağım. Salağın önde gideneyim. Ben aptalım. En arbi kerizim. Mercimek kadar bir yiğin yok bende. İnsanın kendini bu kadar iyi tanıması ne kadar güzel bir şey değil mi arkadaşlar? Mahtap geçmeyin be. Bittim ben. Bittim, mahvoldum. Doldu be Ethem. Dur dillen. Bir soğuk su versinler, kendine gel. Su kalsın. Senin iyisi fare zehiri ver bana. İçeyim de kurtulayım, ben bu hayattan varım. Kalmadı ondan. Hayda. Ciddi bu ya. Ne oldu Levrek? Ne bu vaziyet? Vaziyet Bamyabet'e dolandırıldım. Hayda. Kim dolandırdı abi? Emlakçı dolandırdı. Emlak iyi para getirir diye gidip kendime arsa aldım. Ama aldığım arsa bataklık çıktı. Nasıl bataklık çıktı kardeşim? Almadan önce görmedin mi sen bu arsayı? Bana başka yerde bir arsa gösterdiler. Tapuda yazılı olan adres başkaymış, bataklıkmış. Vay kolpaları vay. Resmen kerize getirmişler seni. Mahvoldum. Ne demek mahvoldum? Hemen pes mi edeceksin yani? Sirkin kendine gel Ethem. Kalk git emlakçıya, paranı geri iste. Gitmez miyim? Gittim tabii ki. Ne dediler abi? Konuşmayı pek sevmiyorlar galiba. Sadece tabancalarını gösterdiler. Kapı dışarı ettiler. Gitti 100 bin euro. 100 bin euro mu? De be. Çok geçmiş olsun be Ethem. Sen bu paranın üstüne bir soğuk su iç hediyesi. Ferahlarsın. Gerçi 100 bin euronun üzerine Van Gölü'nü içsem bile ferahlatmaz ama neyse. Hakikaten çok paraymış abi ya. Ya bir zirai ilaç vardı. İçer içmez anında öldürürdü. Adı neydi onun? Dedeti be Ethem abi. Çok yardımcı oldun Ethem amcan. Aferin. Ethem bırak şimdi intiharı. Ben senin paranı kurtaracağım kardeşim. Nasıl kurtaracağım? Orasına karışma sen. Yalnız 100 bin eurodan fazla alırsam üstü benimdir, tamam mı? Tamam, tamam da beter. Paramı kurtar, yeter bana. Yaşa. Sen şu arazi mafyasının adresini ver bakalım kardeşine. Kendilerini bir öpüp geleyim. O kar tutkalama şimdi yok. Hello mister. Turist geldi, ilgilenin. Buyurun beyefendi. Thank you. My name is Sir Isaac Newton. İngiliz altın maden şirket... The Gold Mine sahibi ben. Aşağı Beyazlı'daki arsanızı satın almak istiyor ben. 200 bin sterlin cash. 200 bin sterlin mi? 500 binden fazla ediyor abi. Yes sir. Your mathematics is good. Very good. Perfect. Benim matematik good da senin kafa pek good değil be sir. 200 bin o bataklığa verilir mi? Hmm. Oraya ne ev yapılır ne başka bir şey. Sir haklı. Ama ben ev yapmayacak ki. Orada çok değerli bor madeni var. Maden çıkaracak ben. Do you understand? Maden mi? Yes sir. O arsa değer million. Very very precious arsa. Perfect. İyi ama biz orayı satmadık. Satmadık. Çok istediler ama vermedik. Wonderful. Perfect. Hemen istiyor orayı ben. Tamam. Satacağız orayı size. Ama o arsanın belgelerinde bir eksiklik var. Bize biraz zaman verin. Belgeleri tamamlayalım. Öğleden sonra hazır olun. Okay sir. Öğleden sonra. Buyurun my card. Sorry. Hello? Oh, Charles. How are you? Nasılsın? How is Queen Elizabeth? Abi, gelişiyor okay? Prens Charles'la konuşuyor, iyi mi? Oh, yeah. Sir oğlum herif, boru değil. Oh, no, no, no. I'm in Turkey now. I can't come. Charles. Okay. Do you understand me, Charles? Okay. See you. Bye bye. Öyle de sonra, okay? Okay, okay. See you, bye bye. Oğlum o arsayı derhal geri almamız lazım. Biz o arsayı kime satmıştık? Ethem diye birine satmıştık baba. Zaten o da arsayı geri vermek istiyordu da biz kovmuştuk. Tamam, gerekeni yapalım. Tamam baba. Günaydın Cennet Mahallesi. Günaydın Beter abi. Bu ne kılık be Beter? No Beter sir. My name is Sir Isaac Newton. İngiliz altın maden şirket Gold Mine'in sahibi ben. Harbi İngiliz gibi olmuşum valla. Şiş kebap, Rocky. Harbi İngiliz gibi olmasam o arazi mafyasını nasıl kandırdım kerkenez? Herifleri mi kandırdın? Nasıl kandırdın? Sen minnacık beynini böyle alengirli mevzulara yorma Ethem'ciğim. Kapasiten kaldırmaz. Devrelerin yanar sonra maazallah. Elemanlar birazdan düşecekler buraya. Arsayı onlara kaça okutacağını düşün sen.
Abiler abiler, yabancı birileri geliyor ya. Ben hemen arazi oluyorum. Görmediniz, hadi, etmediniz, tanımıyorsunuz. Hadi, hadi, hadi gel Gudur. Arsayı tuzlu okutmaya bak Ethem. Hadi görün seni. Hadi, hadi. Gel Gudur. Merhaba Ethem Bey. Ha? Siz buralarda hayırdır? Ben sonradan düşündüm de Ethem Bey. Senin bu durumuna çok üzüldüm vallahi. Arsayı geri alıp zararını tazmin edeceğim. Ben çok yufka yürekliyimdir. Çocuklar bilir. Öyledir Allah'ım. Belli belli. Yüzünden belli abinin. İyilik benisi mübarek. Tüh tüh tüh. 100.000 euroya satmıştık değil mi orayı size Ethem Bey? Buyur paranı. Yalnız o arsa çok değerlendi. 110.000 euro oldu. 110.000 euro mu? Akşamdan sabaha ne çabuk değerlendi be kardeşim. İstanbul'da gayrimenkul böyle çabuk değerleniyor, bilmez misiniz? Elinizi çabuk tutmazsanız her an bir 10.000 euro daha zam gelebilir. Saat ilerliyor abi. İyi öyle olsun. Al Ethem'cim. Eyvallah. Kısa günün kârı dedikleri bu olsa gerek. Yürü tapuya şimdi. Arsanın tapusunu ver bize. Hemen gelirim. Siz çıkın ben gelirim. Rıza'cığım, şu 10.000 euroyu o benim borcum olan arkadaşa bir zahmet verir misin? Tabii Ethem abi. İyi günler. Eyvallah. Beter, beter. Neşe, gördünüz mü nasıl oltaya getirdim aynalı sazanları? Şirinsin abi. Abi benim. Saat kaç oldu? Nerede kaldı bu sör? Hangi sör abi? Asansör. Hangi sör olacak? Aşağı beyazdaki arsa isteyen sör. İngiliz sör. Pardon baba. İstersen sörü bir arayalım. Kartını bırakmıştı ya. Nihayet ağzından aklı başında bir laf çıktı. Sağ ol baba. Alo. İyi günler. Neresi orası? İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi. Buyurun. İşletme mi? Ben Sir Isaac Newton'la görüşecektim. Görüşmek için biraz geç kalmadınız mı? Sir Isaac Newton 300 yıl önce öldü. Dalga mı geçiyorsun be? Daha bu sabah adam kartını verdi bana. Kardeşim o kartı kim verdiyse işletmiş sizi. Sir Isaac Newton yer çekimini bulan bilim adamı. 300 yıl önce öldü. İşletmiş bizi. Keleğe getirmiş. Sir Isaac Newton mu baba? Isaac Newton 300 yıl önce ölmüş. Allah'ın gerizekalısı. Bir dakika, o gelen hayalet miydi yani baba? Allah'ım, sabrımı ölçmek için mi bu cinsleri gönderiyorsun bana? Ne hayaleti? Dolandırıcıymış adam, dolandırıcı. Vay hain vay. 10.000 euro zarara girdik. Nereden bulacağız şimdi bu adamı? Bir dakika baba, bu adam niye dolandırsın ki bizi? Bu işten hiçbir kazancı olmadı. Bir tek Ethem 10.000 euro kâr etti. Demek ki bunlar Ethem'le... Ortak çalışıyorlar. Aferin. Kedi olalı bir fare yakaladım. Günaydın Cennet Mahallesi. Günaydın abi. Vay. Hayırola? Piş piş kelle gibi de sırtı söylemeten. Cennetten ses mi duydun yoksa? Gelin gelin gelin. Toplanın ha? Bakayım. Kolpa Ethem'e 3 kağıt açacağım. Acayip eğleneceğiz. Bu avize kristallerini Ethem'e elmas diye okutacağım. Yok daha neler. Sen de Ethem'i etten keriş sandın ha. Yer mi o numarayı be hiç? Çocuk bile yemez o numarayı ya. Ben yediririm kardeşim. Var mısınız iddiasına? Ben Ethem yer diyorum. Ben de yemez derim. Yesin eşek gibi anılacağım burada. Sen şimdiden anılmaya başlasan iyi olur koçum. Benim de adım beterse bu avize kristallerini elmas ayağına Ethem'e en az 5.000 euroya satarım. Ya bırak Allah aşkına beter ya. Hepten hayal görüyorsun sen ha. Rıza, bana bir Afrikalı lazım koçum. Var mı kara kıtadan tanıdık tamba tumba esmer bomba bir kardeşimiz? Cihangir'de bir sürü tanıdık Afrikalı var abicim. Sen yeter ki iste. Güzel. Aslansın be Rıza. Hemen koşuyorsun. Aralarından en uyanığını kapıp geliyorsun. Al bakayım şunu. Hadi göreyim seni. Hadi hadi. Hemen abi. Beter. Allah sana akıl fikir versin. Ne diyeyim bilmem ki. Hiçbir şey deme Muharrem. Anırma provalarına şimdiden başla. Şunlara bak şunlara. Unutma Sisako. Sorarlarsa sen Afrika'da elmas madeninde çalışıyorsun.
Heh, bu elmasları da madenden çaldın getirdin. Heh. Burada satmak istiyorsun, tamam mı koçum? Tamam abi. Koçumsun be. Ethem yanına yanaştığında dediğim lafları söylersin ona. Tamam abi. He, Sisek Otam aradığımız adam abi. Hadi şimdi tezgaha başlayalım, hadi. He, hadi yürü. He. Herkese Enesos'undan merhaba millet. Ethem sen hariç hop hop hop. Şişt, nereye koçum? Şişt, hususi işimiz var seninle. Otur. Ne olur be? Sen kendi dalgana bak koçum. Biz çikolata renkli kardeşimle azıcık talk show yapacağız. Bu ayarsız kobralar ne konuşur be Rıza? Bilmem ki Ethem abi. Sen elmasları bana uçtan. Anında 3000 doları indireyim sana Seko. Ayıpsın. Bizde yamuğun yiyesi olmaz. Bilmem ki. Düşünmek lazım. Rıza gel gel. Elmas mı der bu beter be? Vallahi pek iyi duyamadım abi. Sen bana güven. Tammam tummam esmer bombam. Ben şimdi evden dolarları alıp geliyorum. Alışverişi bitiriyoruz. Millet! Ben eve kadar gidiyorum. Size koyu rahatsız eden olursa uyarım ha. Tamam mı? Peki. Arap kardeş, çok pardon, bir şey soracağım. Sen bu betere elmas mı satacaksın? Niye sordunuz? Merhaba arkadaşlar. Eyvallah. Merhaba. Hayrola usta? Canın sıkan bir şey mi var? Ya şunlara canım sıkılır be beter. Sabahtan şifa niyetine bir çay isteyen çıkmadı. Kesin batacağım ben. Sen canını sıkma ustacığım. Çay nasıl satılırmış göstereceğim şimdi sana. Gazetedeki haberi okudunuz mu? Çay içmek erkeklerde cinsel gücü arttırıyormuş. Hadi be. Ben mi diyorum? Köftelik kıyma. Doktorlar söylüyor. Bir çay içeyim mi? Evet, buyurun. Cinsel gücü arttırıyor. Yavaş yavaş. Birer tane alın. Cinsel gücü arttırıyor. Buyur baba. Al seni şekil. Haydi daha şey, tamam. Hadi bak. Al çayları al. Al bakayım şunu. Pardon Muharrem abi. Sen bir şey mi diyordun? Çay mı satılıyor diyordun yoksa bana mı öyle geldi? Biz o oteli işletemedik be beter. Elimizde patladı. Yapma ya. Vallahi memlekette turist akını aldı başını gidiyor. Millet boş yatak bulamıyor. Bizim otelde bir tek turist yok. Hiçbir turist gelmiyor ya. Allah seni inandırsın. Odalar bomboş. Deme ya. Ne yapacağım peki? Vallahi ne yapacağım? Bir keriz bulursam oteli satacağım. Elden çıkaracağım. Senin tanıdığın bir keriz var mı? Kesin vardır. Keriz mi? Ulan Ethem keriz. Demek parasızım diye alay edersin benimle ha. Yaktım seni. Ne diyorsun beter? Yok mu keriz? Olmaz mı abicim? Bir keriz tanıyorum ki kaymaklı keriz. Oteli ona okutacağız. Yana satıştan %15 isterim ha. Sen bu oteli sat. %15'i cebinde bil. Bu iş bitmiş sayılır Ersin'cim. Şimdiden hayırlı olsun. Hadi bakayım. Hayırlı olsun. Neredesin be Beter? Gözlerim yollarda kaldı vallahi. Geciktim be Rıza'cığım. Çünkü azıcık zengin olmakla meşguldüm canım. Zengin olmak mı? Kimselere söyleme Rıza'cığım. Bir otel bulmuşum, full çekiyor. Sahibi azıcık keriz bir adam. Kandırıp yarı fiyatını elinden alacağım adamın. Yok ya. Yeminle ya. Biraz sermaye bulabilsem zengin olacağım, zengin. Kaç para bu otel? Sana ne? Canım belki birlikte bir iş yapardık. Yok arkadaş, ben seninle iş yapmam. Sabah bana söylediklerini unutmadım. Bırak şimdi, o iş başka, bu iş başka. Oteli ben alayım. Sana %5 komisyon vereyim, ha ne dersin? Seninle işim olmaz. %5 de hiç olmaz. %10. Tamam o zaman. Tamam, geç. Güzel, buyur. Hadi bakalım, kutlayalım. İşte tamam, otel burası.
Nasıl abi? Fıstık gibi değil mi? He? Fena değil. Fena değil olur mu abi? Otel hem çok güzel, hem de çok temiz. Değil mi Ersin'cim? Öyle tabii abicim. Civarın en güzel oteli burası. Hapsi! Ama...